Bize, özür diliyorum, domuzu, leşi, yedirdikleri katkı maddesi jelatindir Bekir abi. En çok gol yediğimiz madde jelatindir. Jelatin nedir biliyor musunuz? Hayvanlar kesildikten sonra kemiklerinden ve derilerinden üretilen bir katkı maddesi. Hayvansaldır yani. Türkiye daha düne kadar üretemiyordu. Yurt dışından biz 10 bin tona yakın ithal etmek zorunda kalıyorduk. Yeni yeni üretimler başladı. Ama Türkiye'deki üretimler de %100 helaldir diyemiyoruz. Çünkü Türkiye'de de domuz kesiliyor. Türkiye'de de besmelesiz, İslami usulsüz kesimler hala az da olsa mevcut. O yüzden Türkiye'deki üretilenlerin de %100'ü helaldir diyemiyoruz. Ama yurt dışındakilere göre daha uygun mudur? Daha uygundur elbette. Daha az haramdır, daha az şüphelidir diyebilirim. Bu jelatin dediğimiz şey hayvansal kemik ve derilerden yapılan bir katkı maddesi. Bunun tozu var, yaprak şeklinde olanı var, sıvı olanı var. Nerede kullanılıyor bu jelatin? O bahsettiğiniz ayıcık, solucan işte gibi yumuşak şekerler diyoruz biz bunlara. Veya işte böyle kare kare, pembe, beyaz, kimisi onu kızartıyor, yiyor falan. Bilirsiniz belki. Evet, evet. O tarz şekerlemeler. Bunların ham maddesidir, katkı değildir. Ham maddesi jelatindir. %7, 8, 10, 15 civarlarında kullanılabildiğini biliyoruz. Bunlardan biz 100 kilo yemişsek 10 kilo, 15 kilo kadar domuz yemişiz demektir. Çok net söylüyorum. Eğer domuzla yapıldıysa. Yok, kesin söylüyorum. Neden? Çünkü daha düne kadar Türkiye'ye giren jelatinlerin %70'i domuz jelatiniydi, %30'u sığır jelatiniydi. Ama sığırların da Abdullah'ın kestiğiyle Johnny'nin kestiği karışıyor yurt dışında ve leş oluyor. Öyleyse ben biliyorum içinde %10-15 kadar kullanılıyorsa ne oldu? Buradan rakam hesapladık ve baktık ki 7-8 kilo, 10 kilo, 15 kilo kadar domuz, 3-5 kilo da sığır yiyoruz. Leş olan sığır ama.